Efendim hayatta her şey denge. Denge esasında her iki tarafta da, ekonomi tarafında da, siyaset tarafında da birbirini doğru anlama ve doğru amaç için çalışmayı ifade ediyor. Niye böyle bir girizgah yaptık? Bugünlerde ekonomi deyince siyaset, siyaset deyince ekonomi geliyor aklımıza. Bugünkü Merkez Bankası'nın enflasyon rakamlarının ardından ne yapacağı konusu da ekonominin konusu mu yoksa siyasetin konusu mu? Bunu doğrusu sizin takdirlerinize bırakacağız. Bir şekilde dengeyi bulmak noktasında her zaman herkesi de mutlu edemiyoruz. Cüneyt Paksoy'a zor sorular sorma, zorlama. Cüneyt Paksoy'un sözünü kesme, Cüneyt Paksoy'la uğraşma. Evet doğru, bir taraf bunu söylüyor. Bir taraf da aynı Türkiye gibi Cüneyt Paksoy'a soracaksınız tabii. Neyse görüşü o söyleyecek diyor. Ben de şöyle bir orta yol buldum. Ben soruları ortaya koyayım. Cüneyt Paksoy istediği kadar teknik analiz içerisinde veya kendi düşünceleriyle kısa ve net olarak bunları cevaplasın. Cüneyt'ciğim hakkında fazla konuştum ama öncelikle hoş geldin diyorum. Nasılsın, iyi misin? Teşekkürler sevgili Artunç. İyiyim. Seni gördüm. Çarşamba günü geldi. İzleyicilere kavuştuk. Daha iyiyiz. Diyelim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Her şeyden önce mesela hani görüşler, düşünceler hayatta herkesin farklı olabilir demokrasi içerisinde ama önemli olan samimiyet ve medeniyet çerçevesi içerisinde birbirini anlamaya çalışmak. Şimdi de benim de bu samimiyet ve nasıl söyleyeyim bir şekilde de anlaşılır olmak noktasında 2-3 tane sorum var. Bir, bugün Merkez Bankası'nın önünü açan bir enflasyon verisi mi geldi? Faiz indirecek mi Merkez Bankası bundan sonra? Bu bir. İkincisi, FED toplantısı var. FED'in piyasaları mutsuz edebilecek bir şey söylemesi imkanı olmadığını düşünüyorum ben. Cüneyt Paksoy, FED öncesi ve FED sonrası arasında piyasalarda olumlu mu olumsuz mu ne olur, ne düşünüyor? Bunu sormak istiyorum. Bir üçüncü soracağım şey de var. Onu da belki özellikle Dolar/TL'yi anlatıp oradan bağlayabiliriz. Bu Dolar/TL'deki yükseliş devam etmesi olasılığı varken hisse senetleri piyasasında yükseliş devam edecek mi? Özellikle bankacılık endeksi içerisinde. Benim merak ettiklerim bunlar. Cüneyt'ciğim söz sende. Sevgili Artunç, güzel sorular. Benden net cevaplar vererek başlayayım. Sonra grafikli bölümlerde zaten ayrıntılara da gireceğiz hızlıca. FED'den başlayayım. Bence FED bugün kontrollü bir şekilde piyasaya girecek. Aynen senin beklediğin gibi bekliyorum. Çünkü piyasa fiyatlamaları halihazırda riskler içeriyor. Yani riskli alandaki fiyatlamalar risk bölgesinde, hisse senetleri gibi vitrin olan fiyatlamalar yukarı yönlü pozitif seyir içerisinde. Vitrini bozmak istemiyorlar. Vitrini bozarlarsa arka plandaki stres fiyatlamaları devreye girerse İşler karışır, çarşı pazar karışır. Bunu istemiyorlar gibi geliyor bana. Bu yönde bir karar bekliyorum. İkinci soruya net cevabım, 3 aydır aynı şeyi söylüyorum. Her yayında, her mecrada ve burada Merkez Bankası'nın faiz indirim alanı bana göre yok. Merkez Bankası faiz indirimi bekliyor muyum? Hayır, beklemiyorum. Bizim beklentimize rağmen Merkez Bankası faiz indiriyorsa kendi dinamikleri içerisinde olayı zaten anlatıyor. Haklı çıkarsa problem yok. Haklı çıkmaması durumunda önümüzdeki dönemde kendini güncelleme riski var. O risk masada, onu da net olarak söyleyeyim. Özellikle zurnanın zırt dediği yer burası ama. Yani Merkez Bankası'nın söylediği ve senin düşündüğün noktasında şunu ben sormak istiyorum. Merkez Bankası her konuşmasında faiz indirmek için enflasyonla ilgili çeşitli farklı senaryolar söylüyor. Sen yine de Merkez Bankası faiz indirebilir mi? Evet indirebilir. Bunda haklı çıkabilir mi? Evet çıkma olasılığı var gibi bir şey söylemiş oldun. Yani bunu yanlış mı anlıyorum? Yok, şöyle söyleyeyim. Ben Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklemiyorum. Manevra alanı yok. Yani enflasyon düşmeden Merkez Bankası'nın faizi indirmesi veya indirmeye devam etmesi kur tarafında yukarı yönlü risk yaratıyor. Bu süreç devam ederse kur tarafında yukarı yönlü riskler devam eder. Zaten bir trend var. O trend devam eder. Net olarak söyleyeyim. Yani enflasyon kalıcı olarak düşüş göstermeden ve Merkez Bankası'na manevra alanı vermeden dışarıda ve içeride Merkez Bankası'nın yapması gereken rasyonel karar bekle gördür. Hatta önümüzdeki dönem eğer enflasyon daha da kalıcı olmaya başlarsa yurt dışında ve içeride kendini güncellemek zorunda da kalabilir diyorum. Bu kadar. Anladım. Tamamdır. Yani onun dışında da üçüncü soru Borsa İstanbul grafiklerinde anlatalım diyeyim. Hemen grafik kısma geçelim. Evet. Zamanı da optimum kullanmak adına. Bir yandan ben saati de kontrol ediyorum çünkü sevgili Artunç. Bizim yayınlarda optimizasyonu sağlamak. Tabii ki FED dersek dolar endekste başlamak durumundayız. ABD tahvilini koymuyorum. Orada yani 1.70 civarını geçmedikçe stresli alana geçmemiş kabul ediyoruz ama İtalya'nın da 1.20'yi denediğini hatırlatayım. FED sonrası İtalya 1.20'yi. ABD 10'luklar 1.70 geçerse aman dikkat. Dolar endeksi, dolar endeksinde yeni bir şey yok. Turbo formasyon ihtimali masada. Aşağıda geldi 93.50'lerin altına kalıcı olmadı. An itibariyle 94'teyiz. 94.50, 94.70 geçildiği andan itibaren %50 düzeltme seviyesine gider. 96, 97 ihtimali hala trend olarak masadadır. Bunun bertaraf olması için FED sonrası en azından bir 50 günlük ortalama olan 93.50'lerin altına gelip 200-100 günlük ortalamalara yakınlaşması yani 92.50, 92.70'lere gelmesi. Bu olmuyorsa zaten problem. Hele bir de 94.50 geçiliyorsa ekstra problem. Kimler için? Gelişen piyasalar için ve bütün kur tarafında pozisyonu olanlar için diyelim. Hemen buradan Euro-Dolar paritesi hızlıca grafikleri güncellemek adına, işlem yapanlar adına. Yani 1.16 pivotun altındayız bir kez daha. 1.15.86. Açıkçası FED sonrası 1.15'in altına gelirsek sevgili Artunç 1.12.25'lere 1.12.50'lere kadar adam var. Onun için bugün aslında Euro-Dolar paritesi için de önemli bir gün. Aşırı satımda ama aşırı satımda olduğu dönemde çok sert hareketler de gördük. Tepki üretemiyor. Tepki anlamı için en azından bir 200 haftalık ortalama olan 1.16.30'un üzerinde kalıcı olup şu 21.50 haftalık ortalamalar 1.17.50 1.18'lere doğru hareket. Daha iyi bir euro içinde oranın geçilmesi. Yani trade aralığımız belli. 1.15 desteğini lütfen takip edelim. Yukarıda da 1.16.30 direncini lütfen takip edelim parite tarafında. Hemen devam edelim. Brent. Yani Brent'te yeni bir şey yok sevgili Artunç. Yani geçirtmiyorlar. Biden en sonunda konuştu. Bekliyorduk Amerika'dan bir sinyal. Biden, Suudi Arabistan ve Rusya'ya yani ayağınızı denk alın demedi ama bu petrol fiyatlarıyla hep beraber gidemeyiz dedi. Yani herkesin konfor alanını korumak zorundayız. Biraz üretim arttırın dedi. Ekim ayında ürettiklerinin yarısı kadar üretmişler. Pek üretmeye niyetleri yok. Üretim arttırmaya niyetleri yok. Toplantıda göreceğiz. 80-78-50 işlem yapanlar için aşağı gelmeden 86'nın geçilmesi durumunda 94'e kadar potansiyel olduğunu Brent Petrol'de bir kez daha hatırlatalım. Bu da enflasyon sorunsalının global ölçekte daha da artması anlamına geliyor. Onun için Brent Petrol'ü biz senle birkaç aydır özellikle ekranlarımıza koyuyoruz. S&P 500 vitrini süslediler. Süslemeye devam ediyorlar. Sebep bir, yumuşak bir FED. Hani şahin bakışını göstermeyen bir FED ama orada da Goldman Sachs'ın faiz artış ihtimallerini 2022'ye çekmesi noktasında FED'in sinyal vermemesi gerekiyor. Teşvik paketinin masada kalması gerekiyor. S&P 500 endeksini tutan elin tutmaya devam etmesi gerekiyor. Bir el tutuyor. Çünkü hep önemli desteklerden aylardır anlatıyoruz. En büyük resimdeki büyük grafikle de anlattık. Onu şimdilik kullanmıyorum. Yukarıda 4.675'ler önemli bir eşik. 4.675'lerin geçilmesi durumunda 5.000'lerin yolu açılıyor. Bakalım FED sonrası 5.000'lerin yolunu açacaklar mı? Aşağıda 4.550, 4.450 S&P 500'ün en kısa vadede 4.600 altında stopudur. 4.200-4.250'de trend desteğidir. Bunu net olarak hatırlatalım sevgili Artunç. Gelelim DAX'a. Yani en sonunda bir kez daha geldi. Yani şu 16.000'i bakalım bu sefer geçecek mi? 16.000'leri geçse çünkü 16.500'e kadar şu yeşil alana doğru hareket kabiliyeti. En azından şu çalışan destek 14.800-15.000 nokta çalışan desteğin üzerinde bir DAX görebildik. Aşağıda 15.500 ilk stoplu, 15.000-14.800 ikinci stoplu bir DAX endeksi, 16.000 üzerinde de 16.500 hedefli bir DAX. Yani bunları özellikle bu şekilde sunuyorum. Hani diyorlar ya çok seviye var ya da yön belirtemiyoruz. Biz yön vermiyoruz. Trading ID'ye vermiyoruz. Rehberlik ediyoruz. Ama en azından nerede stop, nerede piyasaya girecekleri ya da nerede target price alacaklarını da yayında netleştirmek adına söylemimi bu şekle çektim. Cüneyt'ciğim, sen yayında verebildiğin kadar seviye ver kardeşim. Biz ne çekiyorsak seviyesizlikten çekiyoruz. O yüzden sen istediğin kadar seviye verebilirsin. Eyvallah sevgili kardeşim. Çünkü özellikle işlem yapanların bu seviyeleri kullanması çok çok önemli. Gelelim altına. Yani gene bir kez daha FED günü ve bir kez daha bakalım dolar endeksi faiz hadleri altını baskılayacak mı? Ama ilk defa bir FED toplantısına bu risklere rağmen pek aşağı düşmeden girmek isteyen bir altın. Enteresan. Yani grafikte 1760'a düşmeden 80'le 90'la giren diyorsun. Aynen öyle. Ve ortalamaların birbirine yakınlığı, yani 50-200 günlük ortalamaların 1780-1795 bandına düşmüş olması, işlem aralığının 50 dolara düşmüş olması, hareket yakın diyor. Eğer FED sonrası 1830'u kırar, 1860'ı da geçebilirsek 1910-1970 bu sefer dediğin o alım bölgesi diyordun ya, bana göre 1860 üzerinde altın denenir. Hatta 1830 üzerinde bile denenir. 1800-1780 stoplu denenir sevgili Artunç. Aşağı gelmiş durumda dikkat edeceğimiz yer 1750-1720. Çünkü buranın altında 1650-1610'lara kadar potansiyel. Bunları söylüyorum ama bana göre altın trendi orta ve uzun vadede bitmedi. İşlem yapanlarla orta ve uzun vadede de düşünenler arasındaki farkı da lütfen ortaya koyalım. İşlem yapmak başka bir şey. Orta uzun vadede altını bir yerde görmeyi beklemek ayrı bir şey. Bir kez daha onu hatırlatalım. Gram altını özellikle ekledim bugün. Çünkü tekniğine bakılmaz ama nerede alım yapılır, nerede satım yapılır çok net gösteriyor ortalamalar. 567 denedik. 567 üzerinde çok önemli bir eşik var. 590. Bu bölge kısa vadeli oynayanlar için satış bölgesi. Alım bölgesi de aşağıda özellikle şu bölge, yani 500-530 maksimum 480-530 bandı içinde kademeli alım yapanlar, 550 ve üzerinde satım yapanlar kısa vadeli strateji. Ama orta ve uzun vadede gram altında yolu uzun. Çünkü bir yandan dolar TL, bir yandan ons altın. Sevgili Artunç, her düzeltmenin fırsatı olmaz mı? Olur bana göre. Böyle bir dinamik varken diyeyim, kendi fikrimi söyleyeyim, bilmiyorum sen ne dersin. Hemen dolar TL'ye geçiyorum. İşte dolar TL grafiği bize diyor ki bir kez daha ben geldim, 9.65'i geçtim. Şimdi önümde 9.85 direnci var. Bu enflasyondan sonra 18 Kasım Merkez Bankası toplantısı az önce yayının başında konuştuğumuz gibi oldukça önemli hale geldi. Ne dedi Şahap Kavcıoğlu? Fazla alalım kalmadı. Fazla alandan kasıt 1.50-100 bas puanı daha burada yapmaksa o zaman dolar TL'de yukarı yönlü gitme ihtimali biraz daha artar. Teknik zaten bunu destekliyor. Biraz daha. Temel hikaye de bunu desteklerse bu sefer muhtemelen 9.85'in üzerinde şu kanala 10.10-10.50 kanalına girme potansiyeli oluşur. Bir kez daha hatırlatalım çünkü haftalardır da söylüyoruz. Gelmiyor aşağıya, yani en azından 21 günlük ortalamalara doğru yakınsamıyor. 9.35-9.40 bandının görülmesi gerekirdi en azından. Şu kanalın içinde kalarak ilerledi. O kanal 9.40-9.60 kanalı. O kanalın içinde kalarak ilerledi ve 9.65 üzerinde kalması zaten 9.85'i deneme ihtimali. Merkez Bankası'nın bundan sonraki söylemlerine çok daha konsantre, bak çok daha konsantre diyorum. Sadece dolar endeksi demiyorum. Dolar endeksi zaten burada ama Merkez Bankası'nın söylemlerine çok daha konsantre bir dolar TL. İkinci grafikte bunu çok daha net anlayacağız. Bu grafiği özellikle koyuyorum artık. Çünkü kanalın, bak şu kanalın ucu 10'a geldi ve biz bu kanalın içindeyiz. Bu kanalın altına gelmeden, yani 9.30'ların altına gelip en azından şu ATR band, Bollinger band, bu özel bir grafik çünkü. Şu bölgeye, yani 9-9.30 bandına gelmeden o kanal içinde kaldıkça onları devamında da 10.50'leri deneme potansiyeli. Orada demin de gösterdim ama bir şey var. sevgili Artunç. Bu ne diyor biliyor musun bu grafik uzun vadeli? 11'de diyor hareketin devamıyla, trend devamıyla. 11 mi? 11 gibi bir ihtimali de söylüyor bize orta vadede. Bana 21 gibi söylüyor gibi geliyor hatta. Ben kısa vadede fiyat seviyelerini vereyim. Ondan sonrasını zaten geliştikçe konuşuruz. Ondan sonrasını devrim söylüyor zaten. Yani, 20 diyor. Ha, eyvallah. Ben kendi skalam içerisinde söyleyeyim. Çünkü 11'in üzerinde de 11.60. Şöylesi bir alandan çıkıyorsak o zaman güçlü bir program yapalım hakikaten. Yani net söyleyeyim. Çünkü tahammül sınırları buralar yukarıda. Tahammül sınırlarının üzerine geçmeden bizim önümüzdeki 1-2 seneyi geçiyor olmamız lazım. Dolar tahammül sınırı ne demek Cüneyt'ciğim? Yani ben teknik analizde özellikle bu seviyeleri kullanırım. Bazı seviyeler omurga değerlerdir, omurga dirençlerdir veya desteklerdir. O omurgaların kırılması hareketleri sertleştirir veya sertleşme ihtimalini masaya getirir. Biz bunu Euro-Dolar paritesine gördük. Aylarca 1.35'i kırmadı, gitti geldi. 1.35'i kırdığından itibaren de 1.05'e kadar gitti. Hiçbir anlamlı tepki veremeden geldi. Gide. Yani dolayısıyla mümkün olduğunca seviye, mümkün olduğunca omurga diyorsun. Aynen öyle. Kısa vadeli trade edenler için zaten destek direnç belli ama orta uzun vadede tahammül seviyelerini gösteren bir grafiktir bu. Önemli bir grafiktir. Onun üstünü ondan sonra konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Borsa İstanbul her şeye rağmen yukarı hareketine devam eder. Yani dolar gittikçe dolar bazlı güncelliyor kendini zaten bir an. Aslında dolar bazlı çok fazla bir anlam ifade etmiyor hareket ama özel olan bankacılık endeksindeki hareketti. Biz şunu dedik, yeniden yukarı yönlü ivmelenmesi için sanayi endeksi yetmez, onun desteği önemli ama bankacılık endeksi geldi, hızlı alımlar, hatta sen de geçen hafta Garanti Akbank dedik. O Garanti Akbank'ın önderliğinde hareket ivmelendi ve bizi çok önemli bir eşiğe kadar getirdi. 1548-1550'ler eğer geçilecek olursa 1589 tüm zamanların rekoru oranın üzerinde 1700'lere doğru bir hareket potansiyeli. Bu teknik görünüm. Ama bunun aşağıdaki destekleri kırmadan ilerlemesi gerekiyor. Ben net söyleyeyim. 1510 gap'imiz. 13-21-50 günlük ortalamalarda 1450-1470'te. Yani eski sıkışma bandımız. Buraları muhakkak ve muhakkak top olarak kullanmakta pozisyonda olan izleyicilerimizin fayda var. Çünkü buralar kırılırsa 200 günlük geçen sefer tuttu. 1405'lere geldi. Orası sınır olarak kabul edilir. Net olarak söyleyeyim. İkinci grafikte hemen bunu gösterelim. Doğrulayalım. İşte geldiğimiz yer. İşte burayı geçersek şu kanala giriyoruz. İşte gideceğimiz önce bir 1650 sonra bir 1730 hedefleri ama şu çoklu bölge yani 1400 1490 içinde bütün satışların konsolide olması mecburiyeti. Bankacılık endeksi en sonunda şu 1350-1360'ı geçti. Güzel de geçti. Fakat şimdi hareketin güzel bir şey daha var. Şurada bir hareket göstermiştik. 21-50 günlük. Ondan sonra hareket ivmelenmişti. Sonra bir ihlal olarak kaldı. Bir kez daha 21-50 günlük ortalama 200 günlük ortalamayı geçti. 1350-1360 stoplu kısa vadede bir bankacılık endeksinde. Orasının üzerinde çünkü 1450 devamında 1500-1510'lara kadar bir hareket. Ama buraya geldiği andan itibaren şöylesi bir üçlü kanala giriyor. Bu üçlü kanala girebilirse bankacılık endeksinin önü açık olur. Bunun için iki şart var. Kur tahvil tarafında stabilizasyon, bankacılık endeksini bozmayacak şekilde. İki, global piyasalarda düzeltme gelmemesi. Böyle bir senaryoda bankacılık endeksi çok destek verir ama 1350-1360'da stop olmuyorsanız lütfen 1300, maksimum 1265'te bankacılık endeksinde stop olmak gerekir sevgili Artunç. Hızlıca devam ediyorum. Garanti diyorum. İşte garantinin geldiği yer. 10'unu da geçti. Yukarı gitti ama an itibariyle 9.92'de bir garanti görüyorum. Bu şu demek. Yukarı geldik. Yukarı potansiyel gösterdik. 10.50 hedefine varabilmemiz için 10.10 üzerinde kalıcılık. Olmuyorsa şu bölgeyi kesinlikle stop olarak kullanmakta fayda var. Neresi orası? 9.50-9.60. önemli bir stoptur Garanti Bankası da işlem yapanlar için. Çünkü 21 günlük ortalamada 9.50'lere kadar ulaştı. 50 günlük ortalama 9.30. Demek ki 9.30'da maksimum stopudur Garanti Bankası'nın kısa vadede. Orta uzun vade stopu da 8.70-8.80 olmaya devam ediyor. Hep oradan döndük. Hep haklı çıktık. Ama şunu söyleyeyim, 10-10 üzerinde 10.50-11-10 gibi hedeflere gidebilmesi önemli olacak. Çok hareketli piyasa gördüğün gibi an itibariyle onlar civarında. Garanti mi ak mı demiştin? İkisi beraber gider demiştim. Evet, bir miktar garanti akı geçti. Ben orada senin hakkını vereyim. Yani şöyle bir milim. Bak yemek borçların artıyor, ona göre Cüneyt Paksoy. Eyvallah. Feda olsun. Bir milim garanti akı geçti ama çok güzel de önemli bir yere. Yani daha önce çizdiğimiz çizgiye kadar geldik. Neresi orası? İşte 6.08-6.10'lar. Onun üzerinde kalıcı olması gerekir ki önce bir 6.50'leri, devamında 6.80'leri deneyip şu 7'lere, 7.5'lara doğru bir hareket. Akbank'ın stopu orta vadeciler için 5.5 civarıdır. Bütün ortalamalar orada. Kısa vadede 5.70'in stop olduğunu hatırlatalım. Son olarak da X30Y vadeyle bitirelim. Yani özellikle özel bir grafik koyuyorum. Hareket şurada al vermişti. 1700 üzerinde 1725 ile geçilirse, burada göstermiyorum ama 1750-1780 hedefleri var sevgili Artunç. Bu saatlik bir grafik bu arada. Önemli bir kanal, üçlü bir kanal. Aşağıda 1675'in altında 1655, maksimum 1625'i kırmaması gerekiyor. Viyop tarafında işlem yapanların, yukarı yönlü oynayanların. Oralarda pozisyonlara gidebilirler ama oraları stop olarak kullanmalarında fayda var. Yani alımı bize şuradan vermişti. Biz seninle söylemiştik. 1500 üzerinde al verirdi. Nitekim o alı verdi. İşte burada kısa vadeli stoplara odaklandık. Günlüğe getirdiğinde ise ortalamalardan bayağı uzaklaştık. İşte orada gösteriyor şu 1600-1550'nin ne kadar önemli olduğunu diyelim. Bu haftayı da hızlıca bitirmiş olalım sevgili Artunç. Olabildiğince çok grafiği optimum zamanda konuştuk. Birçok şeyde konuştuk diye düşünüyorum. İnşallah faydalı olur izleyenlere. İyi bir hafta sonu olsun. Sağlıklı bir hafta sonu olsun. Bir sonraki çarşambaya kadar bakalım neler olacak, ben de merak ediyorum. Bir cümleyle toparlayayım. Yanlışım varsa hemen düzelt. Orta senaryoda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ya da Türkiye'de ki sistematiğin aynısı, biraz enflasyona izin verme ve piyasaları faizle korkutmama düşüncesi var. FED de bunu uygulayacak. Borsalar da bunu sever. Ama Türk lirası gibi hızlı değer kaybedebilen para birimleri olduğunda hisse senetlerin piyasasındaki bankalar yükselişini çok dikkatli izlemek lazım. Hisselerdeki yükseliş Türkiye'de TL bazında, bunu hisseler yükseliyor, para kazanıyor gibi değil, marketteki malın fiyatı artıyor gibi düşünün. Çünkü Türk lirası bizim alım gücümüzü düşürdüğü gibi hisse senedini alma gücümüzü de düşürüyor. TL bazında yukarı gidiyoruz ama dolar bazında bakıldığında reel olarak şirketler ya da insanlar para kazanmıyorlar. Bunun bu yüksek enflasyon döneminin nimetleri olarak borsalar yükselmeye de devam edebilir. Ama bunu daha çabuk sonlandırması imkanı olan yurt dışı piyasalar ve FED var. O yüzden oradaki hareketler daha mutedil olabilir ama faiz indirimleriyle Türk lirasında yaşanabilecek hareketlilikler, borsa, bankacılık endeksi başta olmak üzere çok ciddi aşağı yönlü riskler doğurabilir dersem, burada katılmadığım bir şey var mı? Katılmadığım bir şey yok, ekleyeceğim bir şey var. Anlamlandırmak için Borsa İstanbul'un 2 sente gitmesi gerekiyor. Minimum 2 sente, hatta 2-2,5 sent diyelim. O banta gitmesi gerekiyor ki anlamlansın. Şimdilik güncelliyoruz çünkü kendimizi. Evet. Her şey pahalandı. Borsa ucuzsa o borsanın ucuz olmadığını göstermesi için 2-2,5 sente minimum gitmesi gerekiyor. Ama kısa vadede trade edenler, o kârı alabilenler için tabii iş farklı bir senaryoya dönüşüyor. Trade etmek ayrı bir şey. Yatırımcı olup kendini korumak ayrı bir şey. Ayrı bir şey. Cüneyt Paksoy, bir kere daha çok teşekkür ediyorum verdiğin değerli bilgiler için. Sürçülisan ettiysek affola. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta diliyorum.